Yeşil Yapı İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited şirketi, inşaat sektöründe ihtisas olarak gördüğü müteahhitlik hizmetleriyle projeden başlayarak tesislerin açılımına kadar giden uzun yolda yatırımcıların ihtiyacı olan teknik bilgi ve birikimini deneyimli kadrosuyla müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. 1980 yılından bugüne belirlediği hedeflere ulaşmış olan firma, zamanı ve teknolojiyi verimli kullanarak insana ve doğaya saygılı, kaliteli üretimleriyle çalışmalarına yön vermiştir. Yeşil Yapı bugüne kadar yaptığı yüksek referanslı işlerle kendini inşaat sektöründe kanıtlamıştır. Firma geçmişten gelen birikimleriyle toplam kalite anlayışına uygun sektörde sunulabilecek tüm hizmetleri hızlı, kaliteli ve güvenilir bir şekilde sunmaktadır. Yeşil Yapı Genel Koordinatörü Ferhat Geçer'den sektördeki faaliyet alanları hakkında bilgiler aldık. Şirketimiz 1980 yılında kurulmuştur. İnşaat grubu içerisinde dış cephe ısı yalıtım grubu ve iç tasarım ve uygulama gruplarımız var. Malzeme satışı ve diğer uygulamalarımız da var. Kendi alanımızda uzman firmayız. TSS standartlarına uygun, iş güvenliği kanunlarına uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Kullandığımız malzemelerde tedarikçilerimiz de Avrupa standartlarında üretim yapmaktalar. Bizim için tedarikçilerin önemi çok büyük. Kullandığımız malzemeyle yapacağımız işçiliğin ve uygulamanın bir bütünleşik olması gerekiyor. Bütünleşmesi gerekiyor ki yani kaliteli işçilik ve kaliteli uygulamayla birleştirdiğimiz zaman ürünümüzü daha sağlıklı bir yapıya ulaşmış oluyoruz. 5 yıl uygulama ve ürün garantisi veriyoruz. Servislerimiz vardı. Yıllık olarak gelip kontrollerimizi yapıyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı, verimli bir iş akışı oluyor. Ferhat Geçer sektörde yaşanan sıkıntıları mikrofonlarımıza değerlendirdi. Sektördeki en büyük sıkıntılarımızdan biri şu, tüketicinin bilinçlenmesi konusunda sıkıntılarımız var. Mesela atıyorum, tüketicilerimiz genelde fiyat endeksi çalıştıkları için, yani fiyat en büyük kriter ülkemizde. Bu kriterden dolayı ürün kalitelerinde çok düşüklük oluyor. İşçilik kalitelerinde çok düşük kalitede işçilikler yoğunluk olduğu için bu sefer hem geri dönüşümü çok zor oluyor. Yani dış cephe ağırlıklı çalıştığınız zaman bir iskele kurduğunuz zaman biz tekrar bir yapıyı oluştururken tekrar yaptığınız işi bir daha yapmanız çok abes kaçıyor. Yani biz maliyetlerimizi de aslında yükseltmiş oluyor. Ha şöyle olur yani eğer işinize değer vermiyorsanız sadece yapayım gideyim sadece para kazanmak amaçlı düşünüyorsanız sorun yok. Bugün buradasınız veya yarın başka yerde olabilirsiniz. Ama kurumsal bir yapıda olmak istiyorsanız ileride karşılaşacak sorunlarınızı öngörerek hareket etmeniz gerekiyor. Yeşil Yapı tüketiciye yönelik hedeflerini her zaman yüksek tutarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tüketicilerimize daha iyi hizmet vermek için her gün kendimizi geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarınız var tabii ki. Tabii ki. Yani üretim çalışma, yani imalat konusundaki püf noktaları çözmeye çalışıyoruz. İleri dönük ne gibi sorunlarla karşılaşacaksak bunları baştan öngörüp ona göre hareket etmeyi hedefliyoruz. Anahtar teslimi, inşaat yapmak hedeflerimizden birisi. Yeşil Yapı müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli hizmete önem vermektedir. Yeşil Yapı olarak kaliteli hizmete çok önem veriyoruz. Uygulama Ar-Ge çalışmalarımız var. İmalat konusunda çözüm ortaklarımız var. Çözüm detaylarına çok dikkat ediyoruz. Yani banka kredisi olabiliyor. Esnek ödeme planlarımız var. Banka kredisi, kredi kartlarıyla ödemeler, senetli ödeme planlarımız var. Yani esnek gayet müşteriyi sıkıntıya sokmayacak şekilde ödeme planlarımız mevcut. Ücretsiz keşif bedellerimiz var, raporlarımızı sunuyoruz. Yani atıyorum bir müşteri bizi çağırdığı zaman binamızı gelin ölçün dediği zaman sadece ölçümle kalmıyor bu iş. Zeminde ne gibi sıkıntılar var onları rapor ediyoruz. Kullanılacak malzemenin hangi nitelikte olması gerektiğini belirtiyoruz. Yani çok yönlü çalışıyoruz, tek bir yönle bakmıyoruz olaya. Yeşil Yapı özellikle Türkiye'de inşaat alanında yatırım yapmak isteyen gurbetçi vatandaşlarımız ve yabancılar için arsa ve konut gibi inşaat sektörünün çeşitli alanlarında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.
Ferhat Geçer programımız aracılığıyla yurt dışından daire satın almak isteyen müşterilere mesaj verdi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza söyleyeceğim en önemli şeylerden birisi deprem yönetmenine uygun binalar yapılmış mı yapılmamış mı? Çünkü deprem ülkesindeyiz. Tabii deprem ülkesindeyiz ve yapı denetimi düzgün şekilde yapılmış binaların almalarını tercih ederiz. Deprem sonrasındaki yapıların çoğunlar, İstanbul için konuşuyorum, gayet iyi, denetimler çok sıkı ve kaliteli binalar mevcut. Ağırlıklı olarak yeni yapılarda tercih etmeleri öneririm kendilerine. Çünkü eski yapılardaki şununla karşılaşıyoruz. Eski yapılarda genelde deniz kumuyla yapılmıştı. Evet. Deniz kumuyla yapıldığı için bu tuz, içerisindeki tuz binayı çürütüyor. Çürüttüğü için de tabii ki zamanla demirler deforme olup en ufak bir sarsıntıda yıkılabiliyor. Onun için tabii ki yani deniz kumuyla binanın yapılmamış olması çok önemli burada. Tabii ki deprem yönetmene uygun olup deprem sonrası yapılan binalardan almaları öneririm. Tabii ki. Yani statik raporlarını alabilirler, mühendislik raporlarını, vaziyet planlarını, her şeyini alabilirler. Yani yeni yapıları tercih etmeleri onlar için avantaj olacaktır. Hem kendi can güvenlikleri için hem de yapılarının güvenliği için. Evet. Yeşil Yapı, günümüz çizgisi ve yenilikçi konsept anlayışını göz önünde bulundurarak tasarım, projelendirme, imalat ve uygulama hizmetleriyle sıradanlıktan uzak, mevcut trendleri yakından takip eden, gelecekteki yaşam ekipmanlarını sezgileyen estetik tarzın öncüsüdür. Yeşil Yapı Proje Koordinatörü ve kurucusu Fuat Geçerse çalışmalarını mikrofonlarımıza anlattı. 1980'lerden bu iş yapıyoruz, iş olarak yapıyor ama şahıs şirketim daha da 5 yıllıktır ben Yeşil Yapı olarak biz şirket kurduk. Yeni nesline daha işi bırakacağız herhalde, biraz emekli olmaz düşünüyoruz. Yeni nesil daha akıllı, daha güzel iş yapıyor. Yeni binaların daha güzel olması lazım. Eski gibi değil tabi. Eskide kürek ne, harç karıyordular. İşte düzgün bir şey olmuyor yani. Şu anda deniz kumine yapıyordular. Ondan sonra yani her şeyi abartmıyor yapıyorlar. Düzgün bir şey yok. Yani. Ama şimdi iyi. Şimdi güzel. Şimdi hazır beton. Son teknoloji daha iyi tabi. Binalar daha mı sağlıklı? Tabi daha sağlıklı. Daha da C30 beton kullanıyor. Mesela demirin, bulgur demir, çelik. Son güzel demirler konu. Eskide mesela 5 katlı, 10 katlı bina olduğu zaman 40'lık kolon yapıyordu. Ondan sonra üstüne gidiyor. Tabii o binada bir sağlıklı olmaz o bina. Deniz kumine yapıyor, demiri çürütüyor. Ondan sonra düzgün bir şey olmaz. Şimdiki bina tabii elbette eski yapıya göre çok çok üstün. Dürüst ve düzgün iş yapmak lazım. Hazır betonu, daima hazır beton, yeni demirleri kullanmak lazım. Kancalı bina demiri olması lazım. Mutlaka sağlam bir temel üzerinde bina inşa etmek lazım yani. Yani binayı güzel olması lazım, sağlam olması, çürük olmaması lazım. Bile 3 kuruş para için insanların canını malına sebep olmaması lazım insanlar. Fuat Geçer konuşmasında yapı denetimin önemine değindi. Mutlaka denetim şart. Yapı denetim şart. Yapı denetim müteahhitle bir olmamalı yani. Ayrı olmalı yani. Bunların hiç görüşmemeli lazım yani. Şimdi bir ara geldiği zaman şeyler dönüyor arada. İstediği gibi yapı denetimi bunların şey yapıyor. İstediği gibi müteahhit yapıp gidiyor. Öyle olmamalı. Devlet buna mutlaka bir el koymalı lazım. Daha güzel yapı olması lazım. Yeşil Yapı Mali Danışmanı Sibel Üçüncü'dense çalışma politikaları hakkında bilgiler aldık. 30 yıl kadar önce bir aile firması kimliğinde başlamış iş hayatına Yeşil Yapı. Ancak 2008'den bu yana ciddi bir kurumsallaşma süreci yaşıyor. Bizim işbirliğimiz de bu sürecin başlarında şekillenmeye başladı kendileriyle. İnşaat sektörü Türkiye için çok özel konumda bir sektör biliyorsunuz. Özellikle deprem kuşağında olması, ülkenin gelişmekte olan ülkeler statüsünde olması dolayısıyla ve Yeşil Yapı gerçekten seçkin kimliğiyle, kurumsal profiliyle inşaat sektörü içerisinde elit firmalar arasında yer almaktadır. Yeşil Yapı olarak bugünüyle gelecekteki görüntüsü arasında ben çok büyük farklar olacağına inanıyorum. Çünkü hedeflerle yönetimi benimsemişler, bir anonim şirket, bir holding büyüklüğüne ulaşma hedefleri var.
Önce insan değerleri arasında çok önemli bir yere sahip. Kaliteden ödün vermeyen kimlikleriyle de ben istediklerini gerçekleştireceğini düşünüyorum Yeşil Yapı'nın. Yeşil Yapı Dış İlişkiler ve Tedarik Kontrol Sorumlusu Fatih Keçer, ekibimizden Firdevs Azar'ın sorularını yanıtladı. Yeşil Yapı prensiplerine sahip bir şirket. Tamamen kurumsal olarak çalışıyor. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Siz ikinci kuşak olarak? Tabii ki biz Fuat Bey'den artık aldık. Bayrağı aldınız. Aynen, bizim elimizde artık bakalım. Biz de onun kadar iyi olmayı düşünüyoruz. İnşallah onun kadar iyi olacağız. Yeşil Yapı'nın hedeflerinden bahseder misiniz? Tabii ki. Yeşil Yapı aslında ileriye dönük, ileriyi düşünen bir şirket. Zaman geçtikçe daha fazla adımlarımızı sağlam, daha fazla sistemsel son teknolojilere sahip bir Kaç şekilde çalışıyoruz. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz var. Evet. 4 tane şantiyemizde şu an 50 kişilik bir ekibimiz faaliyet göstermekte. Hepsi de bir kalifiye eleman. Tabii ki hepsi sertifikaya sahip elemanlarımız. Tamamen bu işin erbabı kişiler. Fatih Keçer son olarak yapı denetimin önemine değinerek görüşlerini dile getirdi. Aslında tabii en başta değindiğiniz gibi deprem önlemini alındığı takdirde Doğal afetleri tabii fazla değil ama belli bir kısmında önüne geçebiliriz. Aslında olması gereken şeyler olmadığı için bu gibi hataları yaşıyoruz. Özellikle yapı denetime sahip bir ülke değiliz. Yani yapı denetimini desteklemiyoruz, çok arkasında kalıyoruz. Yapı denetimi muhakkak şart. Bu şekilde yapı denetimli bir iş, bir plan olduğu zaman bence depremin hani tamamen keseceğimizi düşünmüyorum ama büyük bir engel olacağımızı düşünüyorum. Yani bir tedbir almak gerekiyor. İlla ki tedbir şart. Yapı denetimler şart diyorsunuz. Kesinlikle. Yeşil Yapı üstün tasarım yeniliklerini kullanarak birçok kulvarda müteahhitlik hizmetleri, konut, ofis, dış yalıtım sistemlerini başarıyla hizmet vererek, müşterileriyle koordineli bir şekilde çalışarak tasarımlarını sizlerin istek ve gereksinimleri doğrultusunda estetik, doğal, çağdaş ve fonksiyonel olarak oluşturmayı amaçlamaktadır. Yurt dışında yaşayan siz değerli yatırımcıların inşaat sektörü alanlarında arsalarına Yeşil Yapı A'dan Z'ye müteahhitlik hizmetleri sunmaktadır.